Yok, evet, hem evet. illegal bir şekilde söylemlerde bulunuyorlar, hem bu illegaliteyi Anıtkabir'e, meclise taşıyarak imza atıyorlar. Yemezler. Hem Gezi benzeri bir toplanmayı, provokasyonu İzmir'de düzenlemeye çalışıyorlar. Bak dün sosyal medya üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Tunç Soyer'in yayınladığı bir afiş vardı ya da bir duyuru vardı. O duyuru var mı arkadaşlar bize? Kullandınız mı siz? Hatırlamıyorum ben. O duyuruda mesela İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le halk buluşması diyor Cumhuriyet Meydanı'nda 4 Nisan Perşembe saat 18'de. Yani bugün saat 18'de İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda ne diyor üst tarafta? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hemen yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Çok ayıp bir şey yani. Bak, duyurdular bunu. Rezillik bu ya. Tamam mı? Şimdi arkadaş. Tunç Soyer için de geçerli bu. Tunç Soyer de tabii Büyükşehir Belediye Başkanı değil. Bildiğim kadarıyla almadı ama hani orada şu yok. Olsun, hayır. Almadan yap, ayıp. Şimdi şöyle bir şey var Hikmet, yani hani teamül denen bir mevzu vardır ya, yani resmiyette kanun değildir ama teamüller bazen kanunların yerine ikame edilir geçer. Şimdi %56'ya ve %38 gibi bir fark olan bir yerde, bütün şeyler yeniden sayılsa da, tamam, itirazlar yapılsa da bu sonucun değişmeyeceği, hani şey diyordu ya Muharrem İnce, adam kazandı falan diyordu, 10 milyon fark atmış sana ya da kaç milyon fark atmış. Tamam. Bundan sonra yapacak tamam bir şey yok. Şey için kabul edilebilir, teamül gereği kabul edilebilir. Tunç Soyer için kabul Başkan edilebilir. Başkan gibi karşılandığı hala kabul ediyorum Murat. Ben şunu kabul etmiyorum yani. Bu resmi olarak bu acelen yok. Yani 3-4 gün olmuş ya. Böyle bir o kendi tasarrufu. Ya ben o usta aynı fikirde değilim. Yani ben farklı şeyde şu anda öyle. Şu anda Binali Yıldırım 5 puan 10 puan farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazansaydı İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım diyecektik. Mazbatayı alsa da almasa da. Bu şey kıyas demiyoruz ama. Bu kıyas sadece Tunç Soyer için geçerli. Tamam, çünkü neyse, tamam, orada ben farklı düşünüyorum. Ben de farklı düşünüyorum. Senden evet. farklı düşünüyorum. Dolayısıyla bunu o anlamda bir sorun görmüyorum o meselede. Ama ortada daha itirazların devam ettiği, çok az bir oy farkının olduğu bir noktada ve usulsüzlüklerin diz boyu olduğu ispatlanmışken şu hareket tamam. seçmene büyük bir terbiyesizlik. Ki seçmeni bunlar hani bu anlamda görüntü olarak çok yüksek yerlere konumlandıran bir şey. Ne oldu sonra? Bunun üzerine büyük tepkiler alınca, şimdi ya ayağına sıkıyorsun, ondan sonra Ekrem İmamoğlu, bu sana yakışmadı Ekrem İmamoğlu, şu bu falan lafları falan çıkınca Tunç Soyer ikinci bir açıklama yaptı. İptal etti arkadaş, ama. Arkadaş yoğun dedi. İptal etti ama orada bir cümle dikkat çekiyordu yani. O iptal yazısı var mı bizde arkadaşlar? Neyse biliyoruz zaten. İptal yazısında şunu söylüyordu. Peki ben söyleyeyim bunu. Sayın Ekrem İmamoğlu ile, bak, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile demiyor. Sayın Ekrem İmamoğlu ile bugün saat, yarın saat 18'de yapmayı planladığımız toplantı Ekrem İmamoğlu'nun iş yoğunluğu nedeniyle başka bir tarihe ertelenmiştir. E ne oldu bir gün önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyordun adama? Başkanım, bak burada çok güzel bir hatırlatma var yalnız Murat. Ben katılıyorum, ısrarla söylüyorum. İbrahim Güneş hatırlatmış, diyor ki dün akşam iptal ettiğini duyurdu ama diyor bu arada Tunç Soyer ve Mansur Yavaş hani farklı Anıtkabir'e imza atmadı. Ha mesela tabi. Yani çünkü neden? Atamazsın. Yani sen halkın gönlünde on fark bon fark diyebilirsin. Ama atamazsın. Niye atamazsın? Oraya attığın imza bu resmi bir ziyaret. Böyle şeyle askeri törenle karşılanacaksın, kapıdan gireceksin. Gitti İmamoğlu özellikle fırladı.